Depremde Başakşehir'deydim. Sabah namazına dini kalktım. Saat 4'ü 10 geçe kalktım. Baktım sabah namazı olmamış. Lavaboya gittim geldim. 3 dakika içinde yatağıma daha uzanmadan sallanmaya başladık. Hanım dedik eşhedü çek. Eşhedü çektik. 8. katta 9. katta binam. Beşik sallanma vesaire. Değil. Gitti geldi binam. Biz orada canımızı zor anda kurtardık. Kapımızın önüne girdik. Evin kapısının dışına ikinci deprem. Orada yere yattık. Merdivenlerden bir indiğimizi bir Allah bilir, bir biz biliriz. 8. kattan nasıl indiğimizi, arabaya nasıl bindiğimizi. Sitenin içinde 21 tane blok var. Biz 1,5 saatte o anda siteden arabamla çıktım. Ve çıktığım anda karşıda bir yine arsam vardı. Zeytinlik. Önünde de muhtarlık var. Kar yağıyor. Hava buz gibi. Sersemlik o kadar devam ediyor. Herkes yollara düşmüş. 3 şeritli yol, gidiş geliş yol tıkandı. Olduğumuz yerde 2,5 saat arabanın içinde yaktık, kalktık. Tuvalet ihtiyacımız var. 2,5 saat sonra ancak yolumuzu ilerletebildik. Geldik camiye. Tuvalet ihtiyacımız var. Hava buz gibi. İnsanlar herkes bağırışıyor. Evler yıkılmış. Biz bunları görürsün. Tekrar benim bağım var. Dereköy'de dedik ki Allah Allah. Baktık her yer yıkılmış. Biz kalktık bağa gidiyoruz. Bağa gidişimiz bizim 5 kilometre yol. 3 saat sürdü. Oraya vardık. Duvarlar yıkılmış. Komşuların duvarları, kendinin duvarları tam 700 metre eşyalarımızla ne kaptıysak bağa gittik canımızı attık. Dedik vardık su yok, elektrik yok, telefon yok. Ha zoba kuruldu, zobamız var. Allah'a şükür dedik. Zobayı yaktık. İkinci bir öğlen depremine bağda yakalandık. 7.6'yı Allah düşmanın mı başına vermesin? Kıyametin bir alametidir bu. İnsanlar sanmasın ki ben şuyum. Ben yok. Biz varsa var her şey. Bunu yaşadım. Biz 3 gün şok olaraktan ne su var, ne elektrik var, ne telefon var. Ama şükür dedik ki ne neyimiz var? Çöreğimiz var, bulgurumuz var, aşımız var. Yoğurdu getirmiştik. Allah'a binlerce şükür dedik. Bunları yaşayan biziz. 3 gün sonra akşam bize elektrik geldi. Mum ışığında biz bunları yaşadığımız olaylar. Mum yanıyor, mum. Kaz lambası yaktık. Ona da şükür. Artçı depremler, 5.6 nokta depremler. Alt kattayız. 2 katlı evde oturuyoruz. Binlerce şükür. Yarı dışarı çıkıyoruz. Ateşleri yakıyoruz. Çocuklar donuyor. Çocukları teskin et. Tekrar yatamadık. Biz bunları yaşayan bir insanız. Bugüne şükür. Rabbim hayırlısını versin. Ama Allah bir daha göstermesin. Bu insanlar bundan ders almıyorsa hiçbir şeyden ders almıyor. Ben akrabamı kaybettim. En yakınlarımı kaybettim. 87 tane. Saydığım daha bilemedim. Burada komşularım var. Tarihi Kapalı Çarşı'nın dernek başkanıyım. Dün geldim. Darabamı yaptırdım. Bugün de geldim. Mallara baktım. Dün baktım. Cesaretim olmadı. Dedim ki ne gideyim yapayım. Bugün geldim bunları yapıyorum ve benim Başakşehir'de evime dediler ki ne efendim ev buradaki hasarlı eşyaları içeri giremezsin. Ya nasıl giremezsin, bütün dayal döşeli evlerim var. Onları bağıma taşıdım. Geldim Barıtçıoğlu diyeyim, benim lokantam var. Kiracım var, adam dedi ki ne orada malım var altında. Onun yanında Gözde'de apartmanlarım var, dairelerim vardı. 3 tane dairemiz var. Onlar yıkıldı. Eşyalar dolu. Ona da hiçbir şey değil. Ama canımız sağ. Her şeyin başı budur kardeşim. Allah yardım edenlerin daha çok versin. Bu vatana bunları bir daha acıları göstermesin. Dün adamın 1 ton altını var. Adam toprağın altına gitti. Nereye götürecek bu parayı? Ben yatım da var, katım hiçbir şeyim yok. Kıyametin alameti budur. Bunu insanlar iyi bilsin. Bir anda varsın, 2 saniye sürmez. Varsın ve yoksun. Bundan ders alsın. Herkes ders almak zorunda. Ben bunu yaşadım. Başkaları da yaşamasın. Rabbim fırsat versin. Herkes kendine düşeni yapsın. Bu vatana, bu millete sahip çıksın.